Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz, şükürler olsun. Sizden beraber içli köfte yapalım. Biber salçamı böyle biraz sert geldi. Sert olunca dedim yumuşatayım diye biraz açtım biber salçamızı. Şöyle koyalım. Kalsın biraz da. Hepsini kullanmayalım. Bu elimde kaldıramadığım için şöyle alalım da. Biraz da biber salçamızın devamı kalsın. Domates salçası alalım şöyle. Hemen hemen 2 yemek kaşığı kadar. Sizlerle beraber yaptık biliyorsunuz. Biber salçamızı, domates salçamızı. Bunların ağzını da açalım. Reyhan koymayı unutmuşum da arkadaşlar. Şöyle reyhanımızı da koyalım. Bunun içine bazen ben böyle alıyorum. Sapları çok uzun çıkabiliyor. Şöyle bir bakalım. Şöyle yeterli olabilir. Saplarımızı da temizleyip şöyle kalsın. Şöyle saplar çıkıyor bunun içinden uzun uzun. Onları bir güzelce bakıp içine üfeleyelim. Onu da kavanoza koysak. Kavanoza koymamıştım onu orada. Yeni açtım. Paketini koyalım da dedim ki şey yaparız. Evet. Sapıyla falan böyle dolduruyorlar paketlere. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Artık elimizle şöyle bir dalıp güzelce bunları bir harmanlayalım. Şefimiz de hazırladım. Onu da yoğurtturacağım. Ben elimle bir güzel harmanlayayım bunu. Leğenimiz de biraz dar oldu herhalde arkadaşlar ama neyse artık girmiş bulunduk buna.
Bakın arkadaşlar, makinamızın içine son parça, son değil, bir parça daha kaldı. Onu da koyacağım. Yoğurtturdum böyle. Çok güzel bir hamur oluyor. Hamur deniyor buna. Köftemizin dışı. Gördüğünüz gibi. Rengi de o kadar güzel oldu ki. Biraz açık çıkıyor. Niye öyle açık çıkıyor onu anlamadım. Makinamız böyle yoğursun. Çok koymuyorum ki. Makinamda zarar vermesin. Bunun içine alma sebebim hamurumun hiç kurumasını istemiyorum arkadaşlar. Böyle yumuşak kalsın. Bunlarda da sarsak yine de bir yani kuruma olabilir diye. Çünkü bunu yapmamız bayağı bir uzun sürecek. Hamurumuzun kurumaması için böyle poşetimize saralım. Güzelce ağzını kapatıp bağlayalım. Elimle batırmayalım da arkadaşlar. Şöyle güzelce bağlayalım. Hiç hava almasın. Arkadaşlar ben başladım. Siz biraz yaptım. Şöyle göstereyim size. Birazcık da böyle açıp hazırladım elimle. Böyle kolay oluyor arkadaşlar önceden açıp hazırlanınca. Gördüğünüz gibi bunu akşamdan yapmıştım, dondurmuştum. Yoksa olmaz arkadaşlar, donması gerekiyor. Şöyle görselinizi göstereyim. Ben yaptım bayağı böyle siz görmeden. Şimdi sizle de yapalım. Bunun üstünü kapatalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle poşet ayarladım. Bunların üstünü kapatacağım. Temiz poşet kestim ortadan. Tam kapatmıyor gibi birazcık açık kaldı ama bakalım arkadaşlar oraya da yine sade poşet geçiririm ben. Bakın böyle kapattım. Böyle donduracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle dursun. Şimdi birazcık elimle açıp hazırladım. Böyle oyup hazırladım. Size göstermek için. Biraz çekim uzak oluyor ama arkadaşlar. Bakalım. Bilal Bey gelirse biraz size yakından da çekim yaparız. Çünkü ben akşama kaldım. Açıp koyunca bayağı rahat oluyor. Allah'ım sağlıklı sıhhatli yedirmek nasip etsin yavrularımla beraber. İnşallah böyle güzelce ağzımızın tadıyla oturup hep beraber yeriz.
şöyle dizelim de alıp almama ihtimaline bakarız. Bilal Bey, istersen kameramızı biraz kapatalım. Ben bitince arkadaşlara hepsini gösteririm size arkadaşlar. Ne kadar çıktı görürsünüz. Sizi sıkmayalım. Ben böyle yalnız olunca konuşacak bir şey bulamıyorum sizlerle. Şimdilik durduralım. Evet arkadaşlar, bitirdik. Şükürler olsun. Allah'ım sağlıklı, sıhhatli yemeler nasip etsin. Çok güzel oldular. Yunların içleri dolu dolu, incecik incecik. İnşallah bitince de böyle pişirince de size bir görsel çekerim pişirirken de. Gösterdirim içinde. Yorulduk, bayağı bir yorulduk. Kaç tane olduğunu şu anda saymadım da sayarım bir. Bir kilodan yaptık arkadaşlar bunu. Artık ben gideyim. Gördüğünüz gibi şöyle ışık zor vuruyor, böyle gezdiriyorum arkadaşlar kamerayı. Bak ha, buradan daha güzel ışık çıktı. Bu sefer de bu karanlıkta kaldı. Ben gidiyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, kanalımda kalın.